Kaç işçiyi temsil ediyorsunuz? 1 milyon 270 bin. Diğer sendikalar kaç işçi toplam? 675 bin civarında hak işin var, 250 bin civarında diskin var. Toplam bu mudur Türkiye'deki sendikalar? Toplam %14 civarında, 14'ü bilen bulmuyor. 86 nokta. Bunca işçinin %14'ü mü sendikalı Türkiye'de? Aynen öyle. Buna karşı ne yapıyorsunuz? Bir eylem planınız var mı? Yani böyle, bu kadar düşük sendika sizce doğru bir şey mi? Şimdi maalesef rakam bu. Son çeyrek asırdır rakam bu. Sebebi ne bunun? Sen şimdi biz burada kamuda 200 bin civarındayız. Geri kalanı bizim özel sektörde. Büyük firmaların tamamına yakında örgütlüyüz ama sonradan işte iş yeri açan, sonradan zengin olan oralarda maalesef sendikalı değiliz. Sendikalı olmaya kalktığımız zaman işçiyi kapının önüne koyuyorlar. Çare olmazsa da kendine yakın bir sendikayı çağırıp üye yapıyorlar. Ona rağmen tablo Türkiye'de %14 sendikalı. Ne bize yakışıyor, ne kamuoyuna yakışıyor, zaman zaman ifade ediyorum. Bir grup toplantısında iktidar partisi, muhalefet partisi biri çıkıp dese ki bizim meclis sermaye ağırlıklı bir meclisimiz var. Yani zenginlerin, işverenlerin ağırlıklı bir meclisi var. Yani biri dese orada bütün genel başkanlarıma buradan bir kere daha sesleniyorum. Deseler ki ya örgütlenin. Örgütlenmeden korkmayın. Ne olur ki 5 kişinin çalıştığı yerde, 1000 kişinin çalıştığı yerde bir kişiyle muhatap olacağınız. İşte orada kazanıyorsan vereceksin, kazanmıyorsan vermeyeceksin. Malına falan yani bir çökecek halimiz yok, bir şey yapacak halimiz yok. Ki Türk işin yapısında da böyle bir şey yok. Ama maalesef bu örgütlenmeyle ilgili her yerde aynı sıkıntı var. İşte geçen gün tekstil firmasının birinde işte 100 kişi bayrama 10 gün var işten atıyorlar. Aynısı Denizli'de bana bağlı, diske bağlı enerji işten işe atıyorlar. Yani bunlar bu ülkeye yakışmıyor. Böyle bu yolla demokrasiyi daha geliştirmek mümkün değil. Bunun bedelini de biz ödüyoruz. Peki başkan, şimdi siz 8 sene oldu galiba Türk İş'in başına geçeni ve hep hükümete yakın, daha doğrusu iktidara yakın bir sendikacı diyebilindiniz. Ancak 2018 yılında bu Fransa'da sarı yeleklerle ilgili meseleler gündemdeyken tam da asgari ücret tespit komisyonu toplantı sırasında galiba size bir soru soruldu bununla ilgili. Ve sizin yanıtınız üzerine birdenbire hükümet yanlısı medyanın hedefi haline geldiniz. Hakkınızda davalar açıldı, suç duyurusunda bulunuldu. Neydi o mesele? Ben hiç ne olduğunu anlayamadım o işin. Şimdi ben Türkiye'ye yakınım, işçiye yakınım. Benim yapım bu. Benim ne delegeliğim var, ne üyeliğim var, ne bir yere adaylığım var, ne bugün var, ne yarın olacak. Bunu benim üyem de bilir, sendikalar da bilir. O dönemde sene 2018, işte asgari ücretle ilgili toplantı yapılıyor. Bir de asgari ücretle ilgili bir açmam lazım. Şimdi bizim o dönemde asgari ücretli üye sayımız %1'i geçmez. Yani bizim %1'i... Ama komisyonda siz varsınız. Komisyonda biz varız kanun gereği. İşte oraya biz Türk İş Yönetimi'nden bir arkadaşımızı atıyoruz. Sendikalardan da iki arkadaş veriyoruz. İşte bir tane de o dönemde bir bayan arkadaş, yani asgari ücret çalışan bayan veriyoruz. Sonra özürlü verdik, bir erkek kardeşimizi verdik. Her dönem gündem olsun diye bunları yapıyoruz. İşte o dönemde bayanı tanıtırken dedik ki sarı yelekler Fransa'da gündemdeydi. Dedik ki işte asgari ücret komisyonu bundan oluşuyor. Bir de Yalova'dan bir güvenlikçi, bir kardeşimizi, kızımızı veriyoruz buraya. O ara basın mensupları sordu bana. Dediler ya sarı yelekler var Fransa'da. Ne düşünüyorsunuz yani bu asgari ücret? Dedim ben sarı marı bilmem. Bizde tulum var. Ondan sonra bir hafta boyunca bütün kanallar, köşe yazarları bu Türkiye'yi karıştırıyor. Demediklerini, yapmadıklarını bırakmadılar. Sonra bir sendikanın birinin genel başkanı gitti. Benle ilgili suç duyurusunda bulun. Dedi ki bu ülkeyi karıştırıyor. Hatırlıyorum. Yani şimdi ondan sonra maalesef şimdi burada ondan sonra demokrasi ve emek yolunda asgari ücret, askeri bedel diye bir kitap yaptık. Bu kitap ikinci baskısını yaptı. Bunun içinde tamamı var. Yani burada biraz sonra size vereceğim. Yani benim yaptığım orada ben asgari ücretinin geçinemediğini, sıkıntı için olduğunu anlatıyorum. Ama öyle bir lanse ettiler ki, yani kimler yaptı falan ben de bilmem. Ama kimi yaptığını, kimi söyledi bunun içinde var hepsi. Hangi yazar söyledi, hangi köşe yazarı söyledi, hangi siyasetçi söyledi hepsini yazdım buraya, duruyor burada. Yani burada böyle maalesef bedel ödüyorsun. Yani böyle bir tablo. Peki Sayın Başkan, bedel ödüyorsunuz doğru. Adı da asgari ücret, askeri bedel kitabın adı. Asgari ücret azami bedel belki. Ama sizin de nasıl desem, bir mikrofon oluyor mesela. Hep şanslar sizin böyle. Bir mikrofon açık kaldı hatırladığım kadarıyla. Aynen. Ve siz şöyle bir laf ettiniz. Dediniz ki karışırmayın uzamasın diye kapat. Evet aynen öyle.
Şimdi bu da sizin işçiyi sattığınız, düşük bir zamma razı geldiğiniz öyle. Yolunda algılandı. Bununla ilgili 2019 senesinde 17 Ağustos'ta bir siyasi partimizin genel başkanı Kemal çıktı. Bey. Dedi ki mikrofonda böyle böyle. Sonra bir hafta sonra kendisine gittim anlattım konuyu. Orada anlattığım zaman da bütün genel başkan yardımcıları burada. Fatih Bey, ben hiçbir sözleşmede işte tarım için, enerjinin, metalin, güvenliğin, hava için yetkili değilim. İmza yetkim yok benim. Oturduk arkadaşlarla beraber, bütün komisyonla beraber. Ben orada temsil noktasındayım. Bir karar verdik. Dediler ki başkan o dönemde 7'yi bulduğun zaman bunun altına imza at. Ben o dönemde... %7 zam mı? Zehra Hanım bakan, Zehra Hanım'la anlaştı %8 imza atacak arkadaşlar. Hatta öyle ben de dedim ki ya bak taşerondan işçiler var. Bunlar kadroya geçmesi lazım. Bu aldığımız zamı bunlara da verelim. Yani dedim buraya bir böyle bir madde yazdıralım. Zehra Hanım'a söylüyorum. Benim 18 tane başkanlar kurulu üyesi, asgari ücret komisyonu üyesi de hepsi orada. Oturduk. Bakan dedi ki olmaz. Aradan 4 saat geçti. Yalnız anlaşmama noktasına geldik. Bozacağız. Benim başkanlar dediler ki ya başkan bu taşeron sözleşmesi değil. Bu işçinin kamu sözleşmesi. İmzalamak mecburiyetindeyiz. Otur ne olur masaya. Masaya oturduk. Zehra Hanım bana döndü. Zehra Hanım salonda da 20 tane sağda insan var. İşveren temsilcisi 20 tane solda işçi temsilcisi var. Basın mensupları da orada. Bakan döndü bana bir şey diyeceğim. Ne söyleyeceğim dedim karışacağım. Tablo bu. Ne mikrofon var ne bir şey. Uyale kaldı sırtımıza. Yani bu tablo orada. Burada bana bağlı 450 tane sendika başkanı var Fatih Bey Türkiye'de. 35 tane genel başkan var. 2 tane insanın dışında bir tane olumsuz bir şey dediğini duyamazsınız. Yazdığını duyamazsınız. Benden evvel herkes imzalıyor zaten. Sözleşme imzalanmış bitmiş. Benden sonra memur %4 aldı. Ben 8 aldım. Ben sattım. Memur kahraman oldu. Böyle bir dünya yok. Öyle bir şey demedim ben. Herkes şahit orada. Herkes biliyor meseleyi. Ama bu yapıştı kaldı. Ama bu yapıştı kaldı. Yani yapacak bir şeyim yok. Ben buna ne yapabilirim ki? Yani dediler ki mikrofon. Ne mikrofon ne mikrofon? Zaten açık konuşuyorum orada. Sağımda 20, solumda 20. Önümde basın mensupları var. 50 kişi var. Yani burada şimdi Türk İş bu ülkede 70 senedir var Fatih Bey. 70 senedir evet. Var. Bu sene. Sene sonunda 70. yılı kutlayacağız. Şimdi herkes diyor ki işte Türk İş şu bölümde olsun, burada olsun. Hiç bölümde değilim ben. Ben işçi neredeyse, Türkiye'nin çıkarları neredeyse. Dün de oradaydım, bugün de oradayım. Apaçık ortadayım. Yani yaptığım da ortada. Benim bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Bütün genel başkanlar imza attı. Sendika başkanı imza attı. Onu kimse kale almadı. Ama mikrofon ortada kaldı boynumuza. Böyle bir durum yani. Bunu işçi biliyor neyin ne olduğunu. Ama bunu Van'daki adam, İzmir'deki işçi olmayan bunu nereden bilsin? Yani böyle bir tablo. Yani bedel ödersin adam gibi olursan ben bedel ödemeye devam ediyorum. Şimdi yenisi geldi başımıza onu da ödüyoruz. Yenisi ne? Şu yenisi asgari ücret. Asgari ücret onu konuşacağız. Aslında onları konuşacaktım ama şimdi sizin geleceğinizi ben sosyal medyada anons edince yüzlerce soru geldi. Evet. Bine yakın soru gelmiş. Ne istiyorsanız sorun Fatih Bey. Soracağım zaten. Şimdi mesela siz kusura bakmayın yani bunlar konumuz aynen değil ama abi. Yani aynen söyle. Sormak lazım belki de. Sizin çok zengin olduğunuz. Aynen mesela öyle. Birisi demiş ki işçinin ikramiyesinin peşinde değil kendisi çok ama kendisi kaç ikramiye alıyor bir söylesin aynen bakalım. Aynen söyleyeceğim kaç ikramiye alıyorsunuz? Hiç ikramiye almıyorum abi. Türkçe hiç ikramiye yok abi. Sadece maaş mı alıyorsunuz? Hiç ikramiye yok abi. Türk İş'te demir olana çalışan işçinin aldığı 2 maaşı alıyorum. Bu ayki maaşım 25.750.000 lira. 750 lira. 25.750 lira. Hiç harcı almadım abi. Hiç ikramiye almadım. Hiçbir faturam yok. Birisi yarın çıkartıp var diyebilir mi? Aynen var dediği zaman Türkiye'den bir yere gitmem de Adabazan'ın bir yere çıkmam evimden. Hemen şimdi burada yarım saat içinde telefonunuzu attırırım. Peki her yerde... Türk İş Muhasebesi Muhasebe Müdürü hemen telefonunuzu attırırım abi. Her yerde evleriniz, villalarınız, iş yerleriniz... Türkiye'nin hiçbir yerinde Adabazan'ın dışında evim yok. Ankara'da benim evim yok. Ben Ankara'da Demiroğlu Sendikası'nın misafirhanesinde 50 metreye 750 lira kira veriyorum. Bunu söylerken de utanıyorum abi. 1750 lira kira veriyorum. Hiç Ankara'da evim olmadı abi. İzmir'de de olmadı, Antalya'da da olmadı, Ankara'da da olmadı. Bodrum'da? Hiçbir yerde olmadı abi. Adapazarı'nda evim var. O da 48 yaşında kaloriferli ev gördüm hayatımda. Hiç olmadı. Bir şeyim var abi. Afyon'da geçen sene işçiler kooperatif kurdular 500 tane. Orada bir dükkan hissesine girdim. 3 ortak 2500 lira kira alıyorum abi. Bütün mallarınız Ankara'da aynen bu böyle. Mıdır? Ne bankada hiçbir param var, ne benim arabam var. Nasıl istiyorlarsa. Arabanız da yok. Arabam da yok abi. Yok sendikanın arabasını bile hiç arabam olmadı hayatım. Bisikletim de olmadı hiç.